Bak, gene sana bakıyor şu Almancı çocuk. Geliyor. Geliyor mu? Evet. Tamam, git sen git, hadi git git. Ne haber? İyi, sen? İyiyim ben de, alışmaya çalışıyorum. Ya Almanya'dan sonra Antakya çok zor değil mi? Küçük yer sonuçta. Ya küçüklük sorun değil de... burada herkes birbirini eskiden beri tanıyor. Bütün şehir kocaman bir aile gibi. Baksana, babaannenden bile arkadaş çıktı. Evet ya. Ama ben burada kimseyi tanımıyorum. Pardon. Tabii. Sana kaç kere arama demedim mi? Baba falan değilsin, belasın sen. Annemi de benimle rahat bırak artık. Anladın mı beni? Cenk, iyi misin? Bir sorun mu var? İyi, bir şey yok. Efendim Ayşe'cim. Azade Hanım burayı biliyor muydu Vedi abla? Burası Antakya güzelim. Burada hiçbir şey gizli kalmaz ki. Ayşe, bak başın beladaysa söyle lütfen. Hayır, ne yapacaksın orada? Ne oluyor? Hayır, ne olduğunu ben bir bilsem. Yani lütfen bana bir şey sorma şu an. Lütfen. Tamam, sormuyorum. Hay Allah'ım, iyice meraklandım şimdi ama ya. Ben mi oraya gelsem, ne yapsam bilemedim ki. Hayır, hiç gerek yok. Ben hallediyorum şu anda, toparlıyorum her şeyi. Sen zaten yapacağın her şeyi yaptın. Evini bana açtın. Çok teşekkür ederim Medya abla. Bir gün sana anlatacağım her şeyi. Söz veriyorum. İyi peki. Tamam. Sen öyle diyorsan. Ama bak, bu işte bir bittiğini var, ben sana söyleyeyim. Biri seni takip falan etti herhalde. O zaman burada kalamayız. Tekrar gelirler. Yok. Sen hiçbir yere kıpırdama. Kal orada. Bak, ben şimdi mahalleden bir çocuğu da tembihleyeceğim. Tamam mı? Kuş uçurtmayacaklar orada. Hiç merak etme sen. Peki sen konağa dönecek misin? Yani... Ferit'in de bir şeyden haberi yok anladığım kadarıyla. Yok. Döneceğim. Birazdan döneceğim. Ayşe'cim, bak sen çok iyi niyetli, çok temiz yürekli bir kızsın. Ama unutma ki cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Aa, Leman Hanım'ım gitmemişsiniz. Gitmedim. Başım çatlayacak gibi ya, bana bir ağrı kesici bulsana. Tamam, şimdi vereyim. Hay Allah, niye böyle ağrıdı ki? Başını ağrıtan şeyi o ilaç getirmez. Kezban bizi yalnız bırak. Tabii. Otur Leman. Seni ben seçtim. Neden biliyor musun? Daha gelin hamamında anladım. Bu gelin itaatte kusur etmeyecek. Soyadımıza saygısızlık etmeyecek. Büyüklerinin yanında nasıl davranması gerektiğini bilecek, yüzümüzü yere düşürmeyecek dedim. Bugüne kadar da öyle geldin. Bundan sonra da öyle devam edeceksin. Ha, Ebru meselesine gelince. Nasıl Sinan'la istediği yuvayı kurmaya gücü yetmediyse... yıkmaya da yetmeyecek. Ben hayatta olduğum sürece buna izin vermeyeceğim. Yeter ki sana verdiğim şansı boşa harcama. Hı? Sağ ol anne. Tamam. Beni affettiğin için sağ ol anne. Hadi topla kendini. Thank you.
Ben şimdi gidiyorum. Bu ev sakin ve güvenli senin için. Sakın bir yere gitme, tamam mı? Yaranın iyileşmesi lazım. Ayşe, gitme. O adama gitme. Daha kimse bizden şüphelenmemeli. Bak, kendini de yakarsın, beni de. Ben şimdi eve gidiyorum. Ama yarın sabah geleceğim, tamam mı? Ev diyorsun Ayşe, hala oraya ev diyorsun. Tamam, git. O adamın bütün bağlarını kopar. Sonra buraya gel, tamam mı? Beraber gideceğiz buradan. Ben bekliyorum seni burada. Baha, başlama yine ya. Yeter artık. Canımı acıtıyorsun. Ya sen beni duydun mu? Git, bağını kopar. Yoksa var ya, bu dünyayı da yakarım, okulunu da yakarım. Saplandım, gömülüyorum ben her şeye. Tutmayacak mısın beni? Ben o dört duvara mahkum edeceksin. Git hadi! Kocana koş! Ben de hapse girerim, girer girmez de öldürdüğüm çocuğun ailesi temizler beni. Alo. Alo Ayşe Hanım, orada mısınız? Merhaba. Baha ile ilgili haber alabildiniz mi diye merak ettim. Tamam, peki. Haber veririm. Teşekkürler. Efendim? Açmayacaksın sandım. Niye açmayayım? Bilmem. Nasılsın? Nasıl olduğumu merak ettiğin için mi aradın? Ben sana mesaj olarak atmıştım gelemeyeceğimi. Aldım mesajını, sorun yok. Aslında konuşmak için aradım. Uygunsan tabii. Şu an çok işim var, akşam konuşuruz. Peki. Evde görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Kalp Yarısı ATV'de.